Bu bölümde çeşitli formüller kullanarak fonksiyonel yeni alanların oluşturulmasını anlatacağız. Veri kaynağında tanımlı olan bütün alanlar pivotumuzun model kısmına geliyor. Bazen bu alanların haricinde alanlara ihtiyacımız olabilmektedir. Bu ihtiyaçları çeşitli örnekler üzerinden çözümleyerek beraber anlamaya çalışalım. Yine fatura listesini veri kaynağı olarak kullanıyoruz ve örneğimizi bu veri kaynağı üzerinde yapacağız. İlk örneğimizde carinin kodu ve ünvanını birleştirmeyi deneyelim. Basit bir örnekle başlayalım. Burada cari kodu ve ünvan gördüğünüz gibi iki ayrı kolonda. İstiyorum ki bu tek kolonda gözüksün, birleşik bir şekilde gözüksün. Bunun için yeni bir alan oluşturmam gerekiyor. Biz bu alanlara fonksiyonel alanlar diyoruz. Şurada fx ifadesiyle gösteriliyor. Tıkladığımda bir ekran açılıyor ve fonksiyonel alan tanımlamamızı sağlayacak bu ekranı kullanıyoruz. Burada tipini seçiyoruz. Benim dönüş tipim yazı. Yani sonucunda bu alanın sonucunda bir yazı gösterilecek. Alanımızın başlık kısmına cari kodu ve ünvanı diyorum. Koşul kısmı şu şekilde çalışıyor. Çeşitli koşullar vererek dönüş değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Eğer şu kolondaki bilgi şuysa dönüş değeri farklı. Bu kolondaki bilgi buysa dönüş değeri farklı gibi çeşitli koşullar tanımlayabiliyorsunuz. Koşulla ilgili detayları yardım kısmından alabilirsiniz, nasıl kullanıldığı ile ilgili. Zaten birazdan bununla da ilgili örnekler yapacağız. Orada daha anlaşılır olacaktır. Formül kısmında şurada yazı olarak tanımlanan alanlar, yani benim veri kaynağımda tipi yazı olan alanları görüyorsunuz. Burada tanımlı, hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Burada küme parantezi içerisinde gösterilen özel alanları isimlerini formüllerde kullanabiliyoruz. Ezberlemek durumunda kalmayalım diye buradan hemen seçim yapabiliyorsunuz. Sayı tipindeki alanlar, tarih tipindeki alanlar ve fonksiyonlar. Fonksiyonlar şu şekilde, aynı Excel'deki fonksiyonlar gibi çeşitli tanımlı fonksiyonlarla alanlarımızı formatlandırabiliyoruz, çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Örneğin upper lower text'te içerisindeki bir text'i büyük harfe ya da küçük harfe çevirebiliyor. Text replace fonksiyonunda bir text içerisindeki bir değeri farklı bir değerle değiştirebiliyor gibi çeşitli özellikleri var. Fonksiyonların detaylarını burada görebiliyorsunuz. Yazı formülleri, sayısal formüller ve tarih formülleri. Şimdi ilk örneğimizi yapalım. İlk örneğimizde herhangi bir koşul belirtmeme gerek yok. Yıldız diyorum. Yıldız deyince zaten her halükarda çalışacak anlamına geliyor. Buraya gelip cari kodu gördüğünüz gibi köşeli parantez içerisinde alanın arka plandaki kullanabileceğim adını getirdi. Artı iki teksi toplamak için de kullanabiliriz. Rakamsal alanları toplamak için de kullanabiliriz. Tek tırnak teksleri belirtmek için tek tırnak kullanıyoruz. Tek tırnak içerisinde teksleri belirtiyoruz. Yani bir adet boşluk ekliyorum. Cari kod ve ünvan arasında bir adet boşluk ekliyorum. Ve cari ünvanı bulalım. Şurası. Bu şekilde formülümüzü yazıyoruz. Cari kodu, boşluk, cari ünvanı birleştirerek gösteriyoruz. Kaydet denilince alanın oluştuğunu göreceğiz. Bakalım oluşmuş mu? Gördüğünüz gibi fx ile başlıyor. Tipi yazı. Cari kodu ve ünvanı alanı oluştu. Tıklayalım. Şurada gördüğünüz gibi cari kod ve ünvanı birleşik bir şekilde tek alanda görebiliyoruz. Kapatalım. Raporumuz burada gördüğünüz gibi cari kod ve ünvana göre oluştu. İkinci örneğimizde TC kimlik numarası ve vergi numarası alanlarını birleştireceğiz. Yalnız burada bu örneğimiz biraz farklı olacak.
Burada koşul kullanmak durumundayız. Şöyle göstereyim. TC kimlik numarası ve vergi numarası burada iki ayrı kolonda gördüğünüz gibi. Ben istiyorum ki tek kolonda gözüksün. TC kimlik numarası varsa TC kimlik gözüksün, yoksa vergi numarası gözüksün. Bunun için bir tane fonksiyonel alan oluşturacağız. Fonksiyonel alanımızın tipi yazı olacak. Açıklama olarak da cari TC bölü vergi no diyelim. Şimdi burada koşul tanımlamam gerekiyor. Koşulum şu şekilde olacak. TC kimlik numarası varsa onu göster. Vergi numarası varsa onu göster. Yoksa hiçbir şey gösterme gibi bir koşul yazacağız buraya. Şimdi koşul yazarken buradaki tanımlı olan alanları kullanacağım. TC kimlik numarasının alanının karşılığı şu. Ve fonksiyon kullanacağız. Fonksiyonlarda da text length fonksiyonunu kullanacağız. Yani içerisindeki bir text'in kaç karakterden oluştuğunu veriyor bu fonksiyon. Şu şekilde çalışıyor. Text length yazıyoruz ve içerisine hangi text'in karakter uzunluğunu görmek istiyorsak onu yazıyoruz. Şimdi koşulumuzu yazalım. Vergi numarası, TC kimlik numarası büyüktür sıfırdansa TC kimlik numarası dolu anlamına gelir. Ve göstermek istediğim alanda TC kimlik numarası. Şimdi bir koşul daha yazacağım. Bu koşulda da vergi numarasını kullanacağız. Vergi numarası alanının adı burada gördüğünüz gibi bu. Buradan alıp şuraya hemen yapıştırabiliriz. Vergi numarası büyükse vergi numarasını göster. Eğer hiçbir şey yoksa da boş text göster. Boş texte tırnak içerisinde belirtiyoruz. Tekrar bakalım. TC kimlik numarası büyükse TC kimlik numarayı göster. Vergi numarası büyükse vergi numarasını göster. Sıfırdan büyükse hiçbir şey yoksa da boşluk göster. Kaydet diyoruz. Şimdi alanımız buraya geldi. Cari vergi TC no. Sürükleyip bırakıyorum. Bakın. Vergi numarası varmış, onu göstermiş. Gördüğünüz gibi. Şu örnekte de vergi numarası yok, TC var. Onu göstermiş. Tek alan içerisinde hem TC numarası hem vergi numarasını koşullu bir şekilde burada gösterimini sağladık. Şimdiki örneğimizde fatura türüne göre alım mı satış mı olduğunu gösteren bir rapor hazırlamak istiyoruz. Öncelikle ekranımızı bir temizleyelim. Genel toplamımızı koyalım. Bir de fatura türü koyalım. Raporumuz şu şekilde gözüküyor. Alım, perakende satış, toptan satış. Burada perakende satış ve toptan satış aslında satış türünde bir fatura. Şöyle görmek istiyorum. Tür değil de alım ya da satış diye iki satırda ben burada görmek istiyorum. Bunun için bir tane fonksiyonel alan oluşturacağız. Ekle diyoruz. Alanımızın tipi yazı. Alım mı, satış mı olsun alanımızın adı. Burada da koşul kullanacağız. Koşul olarak şurada türü alanını kullanacağız. Türü alanı aslında faturanın arka planda tutulan türü. Yani 1, 2, 3, 4 diye devam eden türler var faturada. Mal alım faturasının karşılığı 1, satışın 2, toptan satışın 3 şeklinde devam ediyor fatura türleri. Ben öyle bir formül yazacağım ki eğer satış türünde ise text olarak satış dönsün, alım türünde ise alım dönsün şeklinde. Şimdi türü alanını koşula koyuyorum. Diyorum ki burada bir operatör kullanacağız. Bu operatörümüz in operatörü, yani içinde geçiyor operatörü. İçinde geçiyor mu durumu. In diyoruz. 2 ya da 3 ise fatura türü. Yani 2 perakende satış, 3 toptan satış. Bunlardan biri ise bana satış teksini döndürsün.
Devam ediyorum. Türü eşittir 1 ise, burada eşittir'i çift eşit olarak yazıyoruz koşullarda. Eşittir 1 ise bu da alımdır. Başka türler de var faturada. Başka bir tür varsa şimdilik boş olarak geçelim. Şimdi formülümüze bir daha bakalım, koşullarımıza. Türü 2 ya da 3 ise satıştır. Türü 1'e eşitse alımdır ve diğer durumlarda da boşluk. Kaydediyorum. Şimdi bu alanı sürükleyip bırakalım. Mal alıma alım dedi. Perakende satış ve toptan satışa satış dedi. Şimdi türü kolonunu kapatınca alım ve satışları gördüğünüz gibi iki satırda göstermiş olduk. Şimdiki örneğimizde tarih kullanarak bir fonksiyonel alan elde edeceğiz. Amacımız burada şu. Burada ay yok gördüğünüz gibi. Ben istiyorum ki tarihe göre değil de aya göre faturaların toplamına göreyim. Burada gördüğünüz gibi tarihe göre gösteriyor. İstiyorum ki ay bazında bana faturaları yazsın. Hatta sadece satış faturalarını göstersin. Şimdi fonksiyonel alanımızı beraber yazalım. Şimdi alanımızın dönüş değeri yazı olacak. Çünkü ay adını göstermek istiyoruz. Adı da ay adı olsun. Herhangi bir koşul belirtmeme gerek yok. Her durumda çalışacak bu alan. Bir fonksiyon kullanacağız. Burada kullanacağımız fonksiyonun adı format date. Yani tarih alanını formatla, yani formatlı bir şekilde göster olacak. Detaya girdiğimizde format date'in kullanımını burada görebiliyoruz. Çeşitli parametreleri alıyor ve bu parametrelere göre bana içerisinden tarihin içerisinden formatlı bir şekilde dönüş yapıyor. Burada yıl bilgisini alabilirim, ay bilgisini alabilirim, ayı alabilirim, çeyreği alabilirim gibi çok çeşitli seçenekler mevcut. Ben istiyorum ki ay adını almak istiyorum. Buradan ay adını kopyalayayım. Format olarak ay adını verelim. Değer kısmına geldiğimizde neyin formatlanmasını istiyorsak burada onu kullanacağız. Biz tarihin formatlanmasını istiyoruz. Yani ben tarih bilgisinin içerisinden ay adını çıkar ve göster istiyorum. Şimdi ay adını sürükleyip bırakıyorum. Ay adı geldi gördüğünüz gibi. Artık tarihe ihtiyacım yok. Ay adına göre toplam satışları gösteren bir rapor oluşturduk. Burada dikkat ederseniz raporumuz sıralı bir şekilde gelmedi. Karışık geldi çünkü ay isimlerinin harflerine göre sıraladı. Bunun yerine şöyle bir çözüm üretebiliriz burada. Ay adı yazdığımız kısma çift tıklıyorum. Bana tekrar formül alanını getirdi. Burada ay adının başında ayın rakamsal değerini de gösteren AA, yani kaçıncı ay olduğunu gösteren bu parametreyi kullanıyorum. Araya da bir tane boşluk koyalım ya da tire koyalım. Ne yaptık burada? Önce ayın kısa numarasını gösterdik. Rakamsal numarasını 0, 1, 2, 3, 4 diye. Burada da ayın adını gösterdik. Bir kaydedelim. Tekrar görüntüle deyince bakın bu sefer sıralı geldi. Ay adıyla birlikte ayın kaçıncı numarası sıradaysa onu da gösterecek şekilde geldi. Bir şey daha yapalım. Ben istiyorum ki 3. karakterden sonra göster. Bakın tamamen kaldırdı ay numarasını ama sıralı bir şekilde gösterdi. İstiyorsak altına genel toplamı da koyabiliriz. Genel toplamını da koyduk. Ay adına göre toplam satışları gösteren bir raporu elde etmiş olduk. Şu an yapacağımız örnekte az öncekine benziyor.
Bu sefer ay bilgisi değil de gün bilgisini görmek istiyoruz. Yani hangi günler satışlar daha fazla olmuş? Bunları gösteren bir rapor hazırlamak istiyoruz. Şimdi şurayı silelim. Yeni bir fonksiyonel alan oluşturacağız. Alanımızın tipi yazı, haftanın günü diyelim. Başlığımıza. Herhangi bir koşul tanımlamamıza gerek yok. Yine fonksiyon olarak format date fonksiyonunu kullanacağız. Ve format date'i gün adını verecek şekilde kullanacağız. Format olarak buraya gün adı diyorum. Değer olarak da tarih alanını yazıyoruz. Gün adını aldık. Şimdi burada haftanın gününü sürükleyip bırakalım. Gördüğünüz gibi günler geldi. Sıralamak istersek tıklıyoruz. Sıralı bir şekilde genel toplama göre hangi gün daha yoğun bir şekilde satış olduğunu görebiliyoruz. Tabii burada dikkat ederseniz yine gün isimleri sıralı bir şekilde gelmedi. Aynı mantığı ayda kullandığımız mantığı burada da kullanabiliriz. Haftanın gününün sırasını veren bir değer var burada. Gün nom değeri. Bakın aynı mantığı burada da kullanacağız. Gün nom diyelim buna. Arada yine bir boşluğumuz olsun. Görüntüle deyince Pazartesi, Salı, Çarşamba diye devam etti. İstersek burada hangi gün olduğunu sadece görmek istiyorum. Yani ikinci karakterden sonrasını göster dediğimizde şu şekilde sıralı bir şekilde benim karşıma geliyor. Raporumuzu az önceki ay adını da sütuna bırakırsak çok daha güzel bir rapor elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde hangi ayda hangi günler daha yoğun bir şekilde satış yapılmış. Bu şekilde çıktı veren güzel bir rapor elde etmiş olduk. Sıradaki örneğimizde sayısal iki alan üzerinde toplama işlemi gerçekleştireceğiz. Basit bir örnek olsun diye gecikme tutarıyla genel toplamı toplayarak tek bir kolonda göstermek istiyorum. Alanlarımızı sıfırlayalım. Genel toplamımızı koyalım. Ve bir de carinin kodunu koyalım. Ya da faturanın bilgisini, fatura numarasını koyalım. Ben istiyorum ki bir tane daha kolon olsun. Ödenecek bedel diye bir kolon olsun. Burada gecikme tutarını da toplasın. Gecikme tutarı bizim şu anki sistemimizde default herhangi bir değer gelmemiş. Pardon. Ama iki alanı toplayıp yeni bir kolon olarak koymak istiyorum. Kısaca bunun örneğini yapalım. Sayısal alana geliyoruz. Gecikme tutarı toplama işlemi için artı fonksiyonunu kullanıyoruz ve genel toplam. Genel toplam dediğimiz net alanı da koyuyoruz. Buna da ödenecek tutar diyelim. Dönüş tipi sayı. Ödenecek tutar alanına koyduğumuzda iki rakamı toplayacak. Tabii burada rakam olmadığı için göstermiyor ama olsaydı ikisini toplayarak gösterecekti. Şimdiki örneğimizde de vade günü hesaplayalım. Yani şu referans tarihi olarak bugünü alıp bugünle vade tarihi arasındaki farkın ne olduğunu gösteren basit bir rapor hazırlamaya çalışalım. Şu alanları siliyorum. Fatura no yok kullanacağım. Bir de ortalama vade. Buradaki vade günü değil de biz kendimiz hesaplayacağız vade günümüzü. İki tarih arasındaki fark olduğu için döndürülecek değerimiz sayı. Vade gün diyelim. Açıklamaya da formülden geldiğini belli etmek için formül diye yazalım. Diğer alanla karışmasın. Şimdi iki tarih arasındaki farkı bulmanın
pi fonksiyonu var. Bu fonksiyon dedektif fonksiyonu iki tane arasındaki farkı buluyor. Dedektif diyorum. Dedektifin kullanımını şuradan da bakabilirsiniz. Dedektif iki tarih alıyor ve return type kısmına da gün olarak mı, ay olarak mı, yıl olarak mı onun bilgisini veriyor. Yani iki tarih arasındaki hafta sayısını, gün, ay sayısını, yıl sayısını da alabilirsiniz. Ben sadece gün olarak almak istiyorum. İlk tarihim benim ortalama vade tarihi. İkinci tarihim bugün, yani today. Onun da fonksiyonu var. Yani ortalama vade tarihini ile bugün arasındaki farkı bulacağız. Aslında bunu ters yazdık. Şöyle yazmamız lazım. Bugün ile ortalama vade arasındaki farkı bulacağız. Kaydedelim. Vade gün formül yazan bizim alanımız. Bakın. Aslında bu tabii sayısal bir alan. Şuraya yapı sürüklesek daha güzel bir çıktı olacaktır. Evet. Fatura numarası, vade tarihi ve vade gün bilgisini gösteren bir rapor elde ettik. Sadece fatura türü olarak da satış faturalarını seçelim. Şu şekilde ortalama vadesi bugün ile arasındaki fark olan bir tane rapor elde etmiş olduk. Sıradaki örneğimizde basit bir satış elemanı prim hesaplaması yapalım. Senaryomuz şöyle olsun. Satış fatura bedeli 10.000 lira altı ise %5, üstü ise %10 prim vereceğiz. Şimdi örnek için ekranımızı hazırlayalım. Satış elemanını koyuyoruz. Genel toplamı çıkaralım. Satış fatura türleri olacak. Bir de fatura bazında görelim diye fatura numarasını koyalım. Hangi satış elemanı? Fatura numarası, genel toplam. Buraya da bir kolon olarak prim bedelini hesaplayıp yazacağız. Şimdi formül alanımızı oluşturalım. Formül alanımızın türü, tipi, sayı, satış elemanı, primi diyelim. Şimdi koşul olarak şu şekilde 10.000 TL'nin altındaysa toplam satış. Toplam satış alanımızın adı genel toplam net şu. Genel toplam alanımız, net alanımız yani küçüktür. 10.000 TL ise ne yapacak? Netin %5'ini alacağız. Yani 5 bölü 100 diyelim. 10.000 TL'nin üstü ise bunu yıldız da diyebiliriz. Yani bunun dışındaki senaryoların hepsinde netin %10'unu alacak. 10 bölü 100 diyebiliriz. Kaydediyorum. Prim. Satış elemanı primini koyalım. Bakın fatura 10.000 TL'nin altında %5'ini getirdi. Şurada da fatura 10.000 TL'nin üstünde %10'unu getirdi. Şuradan istersek rapor daha güzel gözüksün diye grup toplamlarını da gösterebiliriz. Grup toplamını göster diyorum. Ahmet'in hak ettiği prim 39 bin lira, Fatma'nın 24 bin lira gibi burada güzel bir şekilde raporumuzu gösterebiliriz. Bir de genel toplam alırsak sanırım daha güzel olacak. Evet. En altında da toplam satışlar ve toplam ödenecek prim şeklinde görebiliyoruz. Şimdiki örneğimizde dövizli faturaların günün kuruna göre kur farkını hesaplayalım. Buradan alanları siliyorum. Satış faturalar olacak. Tamam. Döviz cinsini koyalım. Şu şekilde basit bir rapor elde ediyoruz. Euro ve dolar. Buradaki rakamlar tabii TL. Buna bir de dövizli rakamını ekleyelim. Şu şekilde gözüksün. Dövizli karşılığı, TL karşılığı. Ben buraya bir kolon daha açıp dövizli işlemler için işte mevcut değerini bulmak istiyorum şu anki döviz kurundan. Yani şu anki döviz kurum neyse alış cinsinden.
USD, Euro. Bunlara bakarak mevcut değerlemesini yapıp kur farkını hesaplamak istiyorum. Yapalım beraber. Yeni bir tane alan oluşturuyorum. Şimdi sayısal bir değer dönecek. Alan adı olarak da günün kuruna göre fark diyelim alanımızın adına. Şimdi koşulumuzu şu şekilde yazıyoruz. Öncelikle döviz türü alanımızın karşılığı döviz türü. Bu döviz türü alanını USD ise bir işlem yapacağım. Euro ise başka bir işlem yapacağım. Şimdi USD'yi yazalım beraber. USD şu anki döviz karşılığını bulacağız. Döviz karşılığı alanımızın adı genel toplam döviz şu. Çarpı işte mevcut USD kurumuz 18.1466 idi. Çarpacağız. Bu şu anki değerleme cinsinden karşılığı. Bunun aynısını bir de Euro için yapacağız. Formülümüzü kopyalayalım. Euro'nun kuru da 13.80'di. 13.80'de çarpıp yazıyoruz. Diğer durumlarda herhangi bir değer dönmesin. Yani TL için herhangi bir değer dönmesini istemiyorum. Buraya günün kuruna göre fark diyorum. Şimdi şurada toplam döviz cinsi, genel toplam TL cinsi ve günün kuru bazında farkı görüyorsunuz. Bu fark değil aslında, günün kuru bazındaki değeri. Ben farkı görmek istiyorum. Formülümü şu şekilde yazıyorum. Genel toplamdan, netten bunu çıkaracağız. Aynı şekilde diğer için de yazalım. Genel toplamdan netten çıkaracağız. Aradaki farkı bulabilmek için. Aradaki fark buymuş. Kur farkı da 616.90 toplam kur farkı şeklinde raporumuzu görebiliriz.